Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Victor Akalın'dan. Bugün tekrardan Farm Together'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle size güzelce bir selam vereyim. Şöyle pek tatlı bir selam. Traktörümüze atlayalım ve başlayalım. En son çilek ekmiştik. Ben demiştim sabah ben bunları bakarım diye ama sabah bakamadım. Çünkü çok uykuluydum. Hiç bakasım da yoktu. Hatta unuttum da zaten. Bakın fasulyeler. Fasulye mi? Aynen fasulyeler de olmuş. Hemen şunları kaldıralım. Bunların görevi vardı biliyorsunuz. Hemen hızlıca kaldıralım. Çok güzel. Fasulye ve alabalık görevi tamam. Şimdi tropik balıklardayız. 4 tane de ondan lazım. Ki onları zaten buluruz şimdi. Onları hızlıca toplayınca görevimiz tamamlanacak. Artık otobüs durağımız var tabii ki. Hızlıca gidebiliyoruz. Tropik balığı alayım ben. Koyu sazan balığı, ha o da varmış. Alabalık görevi de varmış. Bir görev tamamlandı. Hadi tropik balık. Ulan bir tane kaldı be. 29 dakikası var. Neyse. Artık duruma göre şey yaparız. Öncelikle hemen şunları satalım. Ben kronometremi açmayı yine unuttum. Alışkanlık haline getirsem iyi olur. Ben nefret ediyorum. Şimdi benzinimizi, meyveleri biriktireceğim reçel yapmak için. Burada patlıcanlarımız vardı. Patlıcanlarımızı toplayalım. Hızlıca. Aslında madem reçelleri biriktireceğiz, şöyle bir şey yapalım hemen. Meyveleri topladım. Çilek de ektik. Çilekleri de artık başka bir gün toplarız. Şunları hızlıca. Burada başka bir ağaç var. Armut ağacıydı sanırım, yok. Ne oldu? Ne ağacıydı o? Ektiğim orada bir ağaç var ama tam olarak hatırlayamadım. Ben şunu da aldıktan sonra patlıcanlarımıza geri dönelim. Yani bayağı böyle böyle hızlı gelişirim aslında. Videoyu çekene kadar, yani son gün, yani videoyu çekmeme bir gün kala ya da 2 gün kala çıkacağım vakit hemen böyle uzun süreli, bir gün sürecek, 2 gün sürecek mal ekersem çok da güzel olur. Olcu da hem para kazanmış hem deneyim atlamış oluruz. Bence gayet iyi ama keşke patlıcan ekmesin çünkü çok az veriyor. Tamam 18 oluruz bunları toplayınca ama karpuz ekseydik 19 bile olurduk yani. Ki 18'i zorlayacak gibi. 18'i ya ucu ucuna ya da kıl payı kaçıracak gibi duruyor. Yine de bilmiyoruz, bakacağız. Benim videolarımı sanırım kimse izlemiyor çünkü ben birkaç keredir söyledim. Ne bileyim, en azından YouTube'da birisi denk gelir de izler, yorum yapar diye düşündüm ama çok yorum gelmedi. Birkaç tane yapıcı yorum geldi işte, çok güzel, ellerine sağlık, güzel olmuş diye. Yine eleştiriler yorumlarda gelirse onları değerlendirmek isterim. Eğer eline sağlık diyorlarsa bir sorun yok demektir. Bir sorun yok diye düşünüyorum. Bakın 18 olamadık bile. 18 olacağımı düşündüm ama. Şimdi böyle sebzelerimizi satalım ama şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Hemen söyleyeyim. Yine ağaç gelmiş peki. Uzun süreli bir şey ekeceğiz. Bal kabağı mı karpuz mu? Bal kabağı karpuz mu? Bal kabağı karpuz mu? Tabii ki de karpuz. Hemen karpuzumuzu ekelim. Gerçekten karpuz karteli oldum. Bayağı da karpuz gitti. Bir keresinde bizim apartmanda yengem ve daha doğrusu amcam ve yengem akşamları karpuz yedikten sonra çekirdeklerini bir kapta toplayıp dışarı atmışlar. Dışarı attıkları yerden 2 tane karpuz çıkmış. Yani sanırım karpuz kendi kendine çıkabiliyor. Çekirdeği olduğu sürece. Bir gün ben de denemek isterim. Böyle karpuzu.
Çekirdek. Ama tabii karbaşı bir iki tane atmıyor. Bir sürü atıyorlar ki demek ki hepsi tutmuyor mu? Yoksa bir çekir bir tohumdan mı meydana geliyor? Bir tohumdan gelir mi meydana acaba? Hiç bilmiyorum. Kerpizleri minik şimdi. Hiç sulamayacağım sizi. Belki de sularım, bilemedim ya. Hemen şöyle bakalım. Nereye gidelim, nereye gidelim? Balıklarımızın oraya gidelim, balıklarımızı satalım. Sebzeleri satalım şuradan. Aslında orada da yer vardı ama hiç aklıma gelmedi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Görevlerimize bakalım hemen. Kakao ağacı ve pembe nergis. Kakao ağacı, kakao ağacı, kakao ağacı. Burada hemen kakao ağacımızı ekelim. Şöyle şuraya ekelim. 18 adet. Tamam. Aha, bu mevsimde oluyor, güzel. Ve pembe nergis de sanırım. Bakayım, pembe nergis mi? Aynen, 30 tane pembe nergis istiyor ama ben onunla gittiğim için saatte süreleri var aslında. Uzun videolar çekmediğim için yapmıyorum hiç. Şöyle bu tarafa yapalım. Buradan şöyle. Ondan sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Bunları sulayacağız. Hiçbir gerekliliği yok ama. Takılıyor işte abi, insanın gözüne takılıyor ya. Hemen şunları toplayın. Bakın çetenin seviyesi şeyden daha iyi, patlıcandan. Aslında bir yere full keten çiftliği kursak güzel olur. Koyun satan balıkları zor oluyor. Alabalık burada. Alabalığın görevi var mıydı başka? Yok, bitmiş alabalık. Pembe nergis ve kakao ağacı. Onları da yaparız zaten. Tekrar buraya gidelim. 465 oldu. Yeni yer için 600 mi istiyordu? Kaç istiyordu ya? Hatırlayamadım. Şeytan diyor ki, sat meyveleri Tuna. Yeni yer al. Ama ne gerek var ki şu an? Şöyle yapacağım. Çiçekleri satalım. Aslında yeni yer alsam güzel olur gibi mi geliyor ama tam olarak emin olamadım. Şöyle ne ekebiliriz diye düşünüyorum. Bir yer yapmak istiyorum kendime. Şuraya bir tarla uzatsam mı acaba? Tarlayı uzatmak istiyorum aynen. Tarlayı uzatacağım. Buraya da bir şeyler ekeriz. Direkt gir abi böyle ya. Uğraştırma. Sonbahar geldi. Kakaolar oldu. İşte ikili ikili gidiyor ama. Yani şuraya ne ekmek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Mısır ekmek istiyorum. Buraya mısır ekeceğim. Mısırın da getirisi iyi. Hatta bunları sularım. Şimdi karpuzları da birazdan sulayacağım. Çünkü 2 gün sonra videoyu çektiğim zaman şu an saat zaten 12-12.30 diyebiliriz. Yani 2 gün sonra girdiğimde gece 12'de giremeyebilirim, o yüzden hepsini sularım. Daha rahat olur bizim için. Farm Together bu YouTube kanalında aslında benim gelişimimi gösterecek bir oyun olacak, çünkü bu seri çok uzun devam edecek. Sonuçta çiftlik oyunu sınırsız bitmiyor. Oyun hiç bitmeyecek. Birinci bölümle 20. bölüm ya da birinci bölümle 200. bölüm arasında büyük farklar olacaktır. Heyecanlandırıyor beni aslında. Kendimdeki gelişimi görmüş olacağım. Bakın domuzların da kaç saniyesi kalmış.
Oluyor mu bu da? Bu da doluyor, tamam. Evet, şimdi bu domuzlar oldu, tamam. Bunlar böyle kalsın. Ne yapacağız? Tabii ki de bunları sulayacağız hemen hızlıca. Benzinimiz yeter mi? Evet, bir challenge yapıyorum. Benzinimiz yetecek mi bu tarlaya? Bu koca tarlada aslında bakın benzin o kadar hızlı gitmiyor. Çok minik minik gidiyor. Ya aslında şey var mı? Tam olarak bilmiyorum. Sulamadaki giden benzinle hasat yaparken ya da ekerken benzin miktarı çok gidiyor mu hiç bilmiyorum ama bizim için çok da şey değil. Şunları hemen sulayalım hızlıca, hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar, popomun olduğu yere bakar mısınız? Yani böyle hiç çok rahatsız görünüyor traktör ya. Çok rahatsız olmuş şu an. Oturduğum sandalye bana rahat vermemeye başladı yani. Bu nasıl bir şey? Bir gün 17 saat. 5 saat kısalıyor abi işte. 5 saat. Gayet iyi. Yani 12 buçuk. 5 saat geriye gidersek saat 7 buçuk mu oluyor? O civarda bir şey. Bakalım level atlayabilecek miyiz? Şurada reçelleri getir. Ve benzini koy. Meyveleri sat. Bunların 1,5 dakikası kalmış. 1,5 saati kalmış. Şunların hepsini de topla hemen hızlıca. Bütün hepsi olmuş ya. Bütün her şey olmuş. Maşallah sonbahar ne güzel ya. Her şeyin olduğu mevsim. Bu bölümün adı. Adını koydum. Sonbahar bereketi. Bakın ne kadar çok meyve. 100 yapar mıyız? Yok yapamayız. Ama en azından bir reçellik daha şeyimiz olacak. Koku ağacında. Topladık. Bir 18 tane. Bak o ağacı ne kadar sürede bir geliyordu bir hatırlamıyorum. Ön kayısı ağacı gelmiş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuraya gideceğim. Sebzeleri satacağım. Ya, level atlamak istiyorum hakikaten. 18'de neler gelecek görmek de istiyorum. Beni meraklandırıyor. Çelerini satalım. Hadi exp gel artık be. Gel hadi. Hadi iki meyveyi satıyorum buraya hadi. Gram kaldı ya Allah canını almasın. Bir dakika. Hep unutuyorum ya. Alabalığın 7 dakikası kalmış. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Nedir o? Belki de buradan şuraya ışınlanıp şuraya bir tarlaya dönüştürme fikrim var mıydı hatırlamıyorum. Ha, hayvanları getirtebilirim oraya aslında. Benim asıl çiftliğimde domuzlar bu tarafta. Geri kalan bütün hayvanlar o tarafta. Domuzları neden ayrı tutun diye sorarsanız pis hayvan, çamur. Yani artık benim beynimde hep öyle kalmış. Çocukluğumdan bu yana gelen. Pis hayvan şeyi olmuş. Dillerde de pelesenk olmuş bir kelime domuzlar için. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Nasıl yapabiliriz ya ben level atlamak istiyorum. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Yok abi yok. O zaman yumurtaları topluyoruz abi. Tavukların yumurtasını topluyorum satarım dedim. İyi de para. Level atla. Dım. Atlayamadım. Seni de alalım o zaman.
Hadi atla. Atladım. Çok güzel. Yeterince yiyecek var. Hemen yumurtaları satalım. 25 tane istiyordu sanırım. 20 tane ha. Bir tane daha satabiliyorum. Bakın level'da neler gelmiş. Hindi gelmiş. Hindi ne veriyor? Yumurta veriyor. Sazan balığı. Evlerden bir şey gelmiş. Ünlem göremiyorum, göremiyorum. Ha, peynir şey gelmiş. Tırt. Onları çok yapmadım. Hatta peynir şeyini hiç almadım. Şunu aslında kullanacağım ya. Otomatik suluyor. O yüzden bayağı da iyi. Yol gelmiş. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bundan 10 tane peynir yapıyorsunuz. 10 tane peynir içinde şurada peynir makinesine 25 tane süt veriyorsunuz. Yani bir kurdele için hemen hesaplayalım. Bir kurdele için 10 peynir istiyor. 10 peynir yapmak için 25 süt. Ya bir peynir için 25 süt, 25 kere 10. 250 inek demek bu ve 250 inek gerçekten çok fazla para. Hatta şöyle hesaplayalım. Şu inek 225. Yani 2250. Hemen hesap makinemden hesaplarsam 2250 çarpı 250. Hemen bakalım. 2250 çarpı 250 eşittir 562 bin altın. Aslında çok bir şey değil. Ama yine de şu an için büyük bir meblağ. O yüzden çalmayacağım. Çok ilerleyen vakitlerde alırım. Hatta çiftçi yamaklarını kurarım. Onlar otomatik ineklerin hepsini toplar. Ama tabii bunun için bir sürü altın parçacığımızın olması gerekiyor. Neyse arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Hemen benzinimizi aldık ve mısır tarlamızın şöyle eşsiz şeyinde manzarasında bulutlara doğru da şöyle doğal olsun, şu tabela görünmesin hiç. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu günler dilerim.